Bir gün taksiye bindim, bir yere gideceğim. Dedi ki spor mu yapıyorsun? Dedim ki evet spor yapıyorum. Ne spor yapıyorsun dedi taksici abi. Dedim ki futbol oynuyorum. Nasıl yani futbol mu oynuyorsun dedi. Evet dedim futbol oynuyorum. Ayakla mı oynuyorsun dedi. Evet dedim ayakla oynuyorum. İnanmıyorum dedi. Dedim nasıl inandırabilirim? Dedi ki offside anlatırsan inanırım sana. Ailemin buradaki desteği çok önemliydi. Çünkü babamın okulunda öğrenciydim ve kadın futbol takımı yoktu, okul takımı. Bir erkek takımı vardı ve babam Avrupa'da olduğu gibi özel bir izinle beni okul takımına soktu. Ve erkeklerin arasında tek kadın olarak ben o okul takımında görev aldım. Ve orada oynarken korner oldu. Korneri ben kullandım ve kornerden bir gol attım. Kornerden gol attığımda dışarıda bir hoca beni bekliyordu. Yeni kadın futbol takımı kurmak isteyen bir hocaydı, Ali Hoca. Ve dedi ki kadın futbol takımı kuruyorum, senin takımını da görmek istiyorum. Daha sonra babam çalıştığı için annem bir saatlik yolu her zaman için o işte elimden tutup otobüsle beni götürüp yağmur çamur demeden orada beni bekleyerek işte 4 saat, 5 saat neyse hatta deplasmanlarıma çoğu zaman gelerek her zaman için bana destek oldu ve arkamda durdu. Eğer onlar o yaşlarda bana bu desteği vermeselerdi ben hiçbir zaman burada olamayacaktım. Futbolcuyum. Ancak futboldan kazandığım ücretle yaşamımı devam ettiremiyorum. Bu sebepten dolayı ek bir iş yapmam gerekiyordu ve ben babamın da mesleği olan öğretmenlik mesleğini seçtim. Çünkü çocuklara dokunup onlara bir şeyler öğretiyor olmak beni gerçekten her zaman için mutlu ediyor. Bu yüzden öğretmenlik yapıyorum aynı zamanda. Ve bununla beraber Türkiye Futbol Federasyonu'nda analiz uzmanı olarak görev alıyorum. Bu görevi seçmemin sebebi de şu. Kadın futbolunda temelinde kadınlara, kız çocuklarına bu temeli çok iyi veremiyoruz. Bu temeli çok iyi verip onlara hem görsel olarak da bunları gösterip beş duyu organlarına beraber dokunup onları daha iyi yerlere, seviyelerde konumlandırabilmek için yani oradaki futbolcu kızlarımızı da geliştirebilmek için bu işi yapmaya karar verdim. Besiktas kadın futbol takımında oynuyorum ve kaptanlık yapıyorum. Amir takımda oynuyorum ve kaptanlık yapıyorum. Amir takımda bu zamana kadar U17, U19 yani Under 17, Under 19 ve Amir takımda görev aldım. Yaklaşık 90 kere milli oldum ve şu an halen kaptanlığını yapmaktayım. Ve bir gün şunu düşündüm. Hani ben evet Beşiktaş kadın futbol takımında oynuyorum. Gerçekten en üst seviyedeyim. Ve şampiyonluk yaşıyorum Beşiktaş kadın futbol takımıyla. Evet Amir takımda oynuyorum. Avrupa Şampiyonası'na gidiyorum, Dünya Kupası elemelerine gidiyorum. Ancak bir noktaya geliyor ki yani ben bu kadar çok uğraşıyorum. Haftanın 5 günü antrenmana gidiyorum. Hafta sonları işte deplasmanlara gidiyorum, maçlara gidiyorum. Aslında kendime ayırdığım süre çok az. Hani yediğime dikkat ediyorum, beslenmeme dikkat ediyorum, dinlenmeme dikkat ediyorum. Antrenmanıma her gün düzenli olarak gidiyorum. Ve bunları yaparken bir karşılığını alamıyor olmak veya sizi kimsenin görmüyor olması gerçekten bir noktada sizi üzüyor. Beni de çok üzdü. O zaman. Çünkü kendimi çok değersiz hissetmeye başladım. Bakıyorsunuz her gün haberlerde erkek futbolcuların haberleri çıkıyor. İşte şuraya transfer oldu şu kadar milyar dolara. Hani ücretler de önemli değil ama bir değer göstergesidir. Yani sizi birilerinin görüyor olması bile onlar için bir değer göstergesidir. Ancak bizim yaptığımız bir başarı bile çok medyada yer bulmuyor diyebilirim. Yani kadın futbol takımıyla şampiyon oluyorsunuz veya Avrupa Şampiyonası'na katılıyorsunuz. Ancak Avrupa Şampiyonası'nda oynadığınız bir maç bile bir televizyon programında gösterilmiyor. Bu gerçekten beni artık çok üzmeye başladı ve çok zorladı. Tam o noktada vize kapımı çaldı. İngiltere'den bir telefon geldi. Ve dediler ki Team Visa var. Team Visa'da 13 futbolcu var. Biz seni gördük. Türkiye'de Didem Karagenc. Biz sana sponsor olmak istiyoruz. Ve seni dünyaya tanıtmak ve Türkiye'deki Türk futbolunda dünyaya tanıtmak istiyoruz dediler. Hani ben böyle tam bitmiş durumdaydım. O kadar üzgündüm, mutsuzdum. Hani onların onu söylemesi ve gerçekten çok büyük bir etkileşim oluşturuyor olması bana tekrardan umut verdi. Dedim ki evet hani Didem hayır şimdi değil, şimdi zamanı değil, bırakamazsın şu an. Hani o arkandan gelecek olan genç kızların da sana ihtiyacı var. Sen buraya kadar geldin, bunu hedefledin ve bu noktada bırakamazsın. Hem onlara haksızlık edersin, hem kendi yaptıklarına haksızlık edersin. Dünya Kupası'na gittim. Dünya Kupası'nda Team Visa'dan arkadaşlarım vardı. Bütün Dünya Kupası boyunca zaten bu cinsiyet eşitsizliğini
anlattılar ve sosyal medyada çok fazla yer buldu zaten bu durum. Hatta işte Amerika'dan Rapinoe çok fazla ön plana çıktı bu tarz haberlerle. Almanya'dan yine Marazan var, Team Visa ekibinde bulunan. İngiltere'de Ellen White var. Hani biz de bu arkadaşlarımla zaten Team Visa olarak bir toplantı gerçekleştireceğiz önümüzdeki aylarda ve hep beraber zaten bu sorunları her zaman için konuşuyoruz. Ve orada da bir sosyal sorumluluk projesine imza atmayı düşünüyoruz. Kadın Dünya Kupası olmadan önce Türkiye'de kadın futbolu olduğunu çok fazla kişi bilmiyordu. Yani çok fazla kişiye ulaşılmamıştı diyebilirim. Ancak desteklenmesiyle beraber bunu televizyonların yayınlaması, sosyal medyada çok fazla yer bulması ve bu gibi durumlar bizim Türkiye'deki kadın futbolunu da çok fazla etkiledi diyebilirim. Çünkü sokakta gördüklerinde artık bizi tanıyorlar ve sen kadın futbolcusun değil mi diyorlar. Eskiden şöyle şeylerle karşılaşıyorduk. İşte ben futbol oynuyorum dediğimde futbol mu? Hani elle mi vuruyorsun, ayakla mı vuruyorsun? İşte futbol mu? Hani benim futbolu bilip bilmediğimi çoğu zaman test ediyorlardı. Bu durum yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Hani 90 dakika mı oynuyorsunuz, topun boyutu aynı mı? Hani bu tarz bir sürü soru geliyordu ve bunlarla hep mücadele etmek zorunda kalıyordum. Hani futbol aslında çok bilinen bir spor ancak kadına yakıştırılmadığı için çok fazla ön yargıyla yaklaşılıyordu. Ancak bu Dünya Kupası'yla beraber bu ön yargıların hepsini kırdık. Erkekler kadar kadınların da oynayabildiğini bence gördüler Dünya Kupası'nda. Buraya gelirken yani bu kadar şeyi başarırken yanımda duran ve bana destek veren çok kişi oldu, çok insan oldu, çok hocam oldu. Onlardan bir tanesi de yani beni analiz uzmanı olarak görev alan Türkiye Futbol Federasyonu'nda Fatih Terim. Fatih Terim her zaman için bana destek verdi. Onun yanına gittiğimde kendimi geliştirmek istiyorum. Ben analiz eğitimi olarak kadın futbolculara dokunmak istiyorum. Hatta erkek futboluna dokunmak istiyorum dediğimde benim sırtımı sıvazlayıp kızım sen yapmak istiyorsan ve sen çalışmak istiyorsan kimse senin önünde duramaz. Ben de senin önünde durmam. Tabii ki bu işi yapabilirsin dedi. Beşiktaş taraftarı bizi seviyor diyebilirim. Çünkü bizim her maçımıza gelmeye çalışıyorlar. Yani 100 kişide, 200 kişide, 300 kişide olsa sürekli maçlarımıza geliyorlar. Yani Hakkari'de oynadık dedim. Hakkari'deki maçımıza da geliyorlar. Ağrı'daki maçımıza da geliyorlar. Van'daki maçımıza da geliyorlar. Hatta Şampiyonlar Ligi oynadık. Daha çok az bir zaman oldu. Hollanda'ya 200 tane taraftar geldi ve orada meşalelerle bizi karşıladılar. Hani gerçekten bu Beşiktaş'ın büyüklüğünü gösteriyor yani. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da bizi destekliyorlar. O yüzden Beşiktaş taraftarlarına çağrıda bulunuyorum. Kadın futbolcularınız da var. Onlar da Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorlar ve orada başarılar elde ediyorlar. Bizim maçlarımıza daha çok destek vermelerini ve bizi desteklemelerini istiyorum diyebilirim. En büyük Beşiktaş. Ancak şöyle bir durum var. Şu an yani yeni jenerasyondan gelen kadın futbolcuların kahramanı olmak istiyorum. Ve kahramanı olmaya çalışıyoruz zaten. Hem Dünya Kupası'nda oynayan o kadın futbolcular, hem Türkiye'deki abla idolleri. Hepimiz bunların öncüleri olmaktayız. Ve onların idolleri olmak için de güzel bir yol izliyoruz. Kadın futbolu aslında hani çok zor bir branş olarak gözüküyor. Çünkü erkeklerin egemen olduğu bir spor branşında futbol oynuyor olmak gerçekten çok zor. Ancak bu zorluğu başarabilen ve bunu oynayabilen kadınlar her zaman için hayatta da kendilerini güçlü hissediyorlar ve dünyada yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorlar. Hani bir iş hayatına girerken de evet ben futbol oynuyorum bu ülkede veya işte dünyada futbol oynuyorum. Bir kadın olarak bunu yapıyorum. Ve bunu yapıyorsam eğer ben her şeyi yapabilirim algısı yaratıyor. O yüzden sadece kadınların futbol oynuyor olması futbol oynadıkları anlamına gelmiyor. Şu anlama da geliyor. Evet kadınlar futbol oynuyor. Kadınlar futbol oynuyorsa her şeyi yapabilir. Yani kadınlar istedikleri zaman bir işi başarabilirler ve bunun altından erkekler kadar kalkabilirler.